Evet, şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları sürüyor. Bugün hangi görüşmeler olacak? Programı nasıl? ABD'ye gidiyoruz. Ciner Medya ABD temsilcisi Ali Çınar'dan alacağız detayları. Evet Ali, seni dinliyoruz. Büşra, öncelikle iyi yayınlar diliyorum Birleşmiş Milletler'den. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde son günü. Bugün Yunanistan Başbakanı ile Türkiye saatiyle 18'de bir toplantısı var. Ayrıca Malezya Başbakanı ile de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmesi olacak. Ama gözler bilhassa Türkiye ile Yunanistan arasında zaman zaman gerilim sonrasında iki tarafında diyalog çağrıları, sıcak mesajlardan sonra New York Türk Evi'ne Mitsotakis gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Bilhassa bölgesel sorunlar, Doğu Akdeniz, enerji konusu olmak üzere birçok konunun masaya yatırılması bekleniyor. Aynı şekilde iki gün önce de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanlı mevkidaşıyla Birleşmiş Milletler'de yüz yüze bir görüşme yapmış ve ön hazırlık olarak da yorumlanmıştı. Bunun dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Musevi liderleriyle bir görüşmesi olacak. Amerika'da yerleşik olan önemli Musevi cemiyetlerinin toplum liderleri bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye geldiğinde her yıl Musevi liderleriyle de bir toplantı yapıyor. Tabii İsrail Başbakanı Netanyahu ile dünkü görüşmesi sonrası bugün İsrail toplum liderleriyle bir araya gelmesi de önemli. Hem Türkiye tarafından, İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada hem de Başbakan Netanyahu tarafından yapılan açıklamalar dünkü toplantının verimli geçtiği, enerji, ticaret, teknoloji, güvenlik alanlarında görüşüldüğü ve diyaloğun arttırılması konusunda pozitif, yapıcı açıklamalar iki taraftan da geldiğini söyleyebiliriz. Amerika'daki yerleşik Musevi lobisinin de toplum liderlerinin de etkisinin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda dönmeden önce Türk-Amerikan İş Konseyi TAİ'nin akşam yemeğine katılacak. Burada Amerika'daki iş dünyasına seslenecek. Türkiye'den de bazı iş adamları var. Bilhassa Türk-Amerikan ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşması anlamında girişimcilerin, yatırımcıların Türkiye'de yatırım yapması olmak üzere bu programında önemli olduğunu belirtebiliriz. Ve son olarak da Türkiye'den gelen gazetecilerle beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir toplantısı olacak, soru cevap şeklinde. Ve bunu da arkadaşımız Sena Alkan daha sonra ilerleyen saatlerde toplantı sonrasında paylaşacağını belirtebiliriz. Ama genel olarak baktığımızda Büşra, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün dönse de devlet başkanlarının yarın ve öbür günde konuşmaları var. Yani bu hafta sonuna kadar toplantılar devam edecek. Biz de Habertürk ekibi olarak yakinen gelişmeleri, ziyaretleri ve açıklamaları takip ediyoruz. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün New York'ta son günü olduğunu, akşam saatlerinde New York yerel saatiyle yurda döneceğini de söyleyebiliriz.